Tamam. Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, müziğe şifalar, servetler. Böyle alkışlayarak girmek de ayrı bir süreç. Şimdi canım takipçilerim şu andan itibaren özellikle Ekim ve Kasım e, ayları için burç yorumları. Yani ne olacak, burçlar adına ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir sürecin içinden geçiyoruz. Hep beraber bunlara bakacağız ve bunlarla ilgili e, yorumlayacağım. Ee, nasıl bir süreç önümüzde bizi bekliyor. Şimdi e, bir kere baktığımız zaman zaten Merkür ters dönüyordu geçtiğimiz dönemde. Baya bir e, zorlayıcıydı iletişimsel konularla ilgili. Venüs'ün ters dönüşü vardı. E, aynı zamanda zaten Jüpiter ve Satürn ters dönüyor şu an. Ama Merkür'ün ters dönüşü bitti, Venüs'ün ters dönüşü bitti. Bu sırada Mars tabii ki de ketu ile birlikte birleşti. Mars'ın Ketu birlikte birleştiği dönem zaten bayağı bir agresyon, gerginlik vesaire vesaire veriyor. Herkesin hayatında farklı farklı konularla ilgili. İşte o yüzden zaten şu anki İsrail'deki olaylar ve bir sürü süreç kendini gösteriyor dünyanın dört tarafında. Ama Türkiye'nin haritasına baktığım zaman Türkiye'nin daha farklı konuları var. Ben Türkiye ile ilgili söyledim. Ben 24 saat dünyanın dört tarafındaki ülkelerin haritalarını tabii ki de açıp bakamayacağıma göre ben daha çok Türkiye'nin haritasına odaklıyım. Ondan sonra yani tamamen oraya odaklıyım aslında. Ama tabii ki de gezegenlerin olan birleşimlerine göre dünyanın bazı şeyleriyle ilgili yorum yapıyorum ama artık o kadar da çok yapmıyorum. Daha çok Türkiye'ye odaklı şey yapıyorum. Sonuç olarak Türkiye'den insanlar beni takip ediyor ve dinliyorlar daha çok. Şimdi Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman da önümüzdeki süreçte kesinlikle iyi olacak. Şimdi tek tek bütün burçların üstünden geçelim. Evet. Ha şu çok önemli. Kasım'ın başında Satürn'ün düz dönüşü var. Satürn'ün düz dönüşüyle birlikte bütün burçları farklı farklı alanlarda etkileyecek. Bütün burçları farklı farklı alanlarda etkileyecek. Farklı farklı konularla ilgili sınavlar, süreçler, öğretiler ve derslerden e, geçirebilir. Tamam mı? Bunu bir kere her sene önce vurgulamak istiyorum. Söylemek istiyorum. E, şimdi ilk başta bunu söyleyelim. Yani ilk başta ee, Satürn hangi konularla ilgili dersler verecek ve öğretilerden geçecek hangi konularla ilgili zorlayabilir Kasım'ın 5'inden itibaren Burçlar hangi konularla ilgili sınavlar yaşayabilir tek tek Burç olarak onları söyleyeceğim ilk önce ee, Şimdi Koç Burcu için aslında koç burcu diğer burçlara göre karşılaştırdığımız zaman çok daha iyi çünkü e, burada daha çok tam tersine düşmanlığını olumsuz şeyleri bazı negatif şeyleri bir sürü şeyleri düşürüyor. Orada ciddi bir e, dengeleme, pozitif yönde bir etki ve bazı şeyler yaratıyor. E, o yüzden bir kere onun farkında olmak lazım, tamam mı? Ondan sonra ama koç burçları bazı ev konularıyla ilgili. Ee, i̇şte bu evle ilgili konular olabilir... ...evle ilgili çeşitli konular olabilir... Ee, ...işte toprak, araba, taşınmaz müritler... E, ...bazı sevgi konuları... ...vesaire gibi konularla ilgili olabilir... ...bunlarla ilgili, anneyle olan ilgili gündemler... ...anneyle ilgili bazı konular olabilir vesaire... ...ama daha çok ev, toprak, araba... ...bunlarla ilgili bazı konular... ...bazı öğretiler, bazı zorlamalar... ...bazı süreçlerin... ...içinden geçiyor olabilirler... ...tabii ki de burada... ...işte... E Yatırımların elde edilecek kazançlar, başarı konuları... ...ondan sonra... E, ...bunların yanında işte evcil hayvanlar... E, ...gibi gibi bir sürü konularla ilgili çeşitli etkiler var. Tamam mı? Bunların bir kere her şey önce farkında olmak lazım. E, onu e, başlıca söylemek ve vurgulamak istiyorum. E, bunun yanında... E, ...ama... E, ...koç burcunu genel olarak değerlendirdiğimiz zaman iyi ya pozitife doğru gidiş var. Neyse iyi şeyleri söyleyeceğim. İlk önce hani dikkat edilmesi gereken şeyleri söyledim. Ama sonuçta bunlar olsa bile sonrasında tabii ki de toparlayacak. Bunu buradan ne ders alman, ne öğrenmen, ne fark etmen gerekiyor. Ona bakarsan hani aman tanrım niye böyle oldu, niye şöyle oluyor falan diye şikayet etmek yerine farkındalığa yönelirseniz çok daha güzel geçer. Bunu bütün burçlara zaten e, söylüyorum başlık olarak. Ee, Boğa Burcu. Na. Ha bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, YouTube kanalının içinde Jüpiter üyeliğinde e, özellikle e, Jüpiter üyeliğinin içinde işte Mucize Niyaz serisi 27 yıldır bu alanda aldığım eğitimler, astroloji eğitimim, numaroloji eğitimi şimdi başladı. E, işte, seminer serisi eğitim dediğim e, seminer serileri. Ondan sonra aynı zamanda işte sözcüklerin gücü ve düşünce gücü, bilinçaltı teknikleri gibi bir sürü bir sürü sayısız video var. Yani istedim, çok sayıda video var. Ondan sonra e, bunların hepsinden de son derece çok uygun bir fiyat. E, burada join, Katın Butun içine girerek Jupiter üyeliğini aldığınız zaman hepsine sahip oluyorsunuz. Ve hepsinden de bu süreçte kesinlikle faydalanabilirsiniz. Çok önemli bence. E, çünkü bu fiyatı böyle böyle bir şey, bu kadar böyle bir şey yok. Oradaki şeyleri gördüğünüz zaman zaten elinize yansıtmayacak. Çünkü çok fayda elde edebilirsiniz. E, boğa burçlarının özellikle daha çok arkadaşları, iş hayatının elde edecekleri kazançlar. Gibi, <laughs> gibi konular daha çok gündemlere ve bu tarz konularla ilgili etkiler var hayatlarında. Bir kere e, bunların hepsinin farkına varmak lazım tamam mı? Bunlarla ilgili farkındalık içinde olmak lazım. E, bu e, önemli bir nokta e, kesinlikle. Ve e, sonra e, bir de e, 11. evden bir dakika. Hemen söylüyorum. Boğa burçları için Ha Boğa burçları için evrak kağıt işlemleri, iletişim konuları, kardeşler, ailesel bazı konular ondan sonra ve aynı zamanda teknolojik konular kısa seyahatler ee, bir de tabii ki de ilişki hayatıyla ilgili de hafif bazı etkiler var. Özellikle daha çok bu konular bir de organizasyonlar, arkadaş ilişkileri, iş hayatının elde ettiğin kazançlar, konuların üstünden bazı gündemler, konular vesaire şeyler hayat hayatlarınızın içinden geçebilir ve bunlarla ilgili etkiler ortaya çıkabilir ve kendini gösterebilir. Ee, bunu da bir kere söylemek istiyorum. Buna da dikkat etmek ve farkındalık içinde olmak lazım. Ee, ve e, diğer e, başka bir şey de Boğa Burçları e, bu dönemde e, ilişki hayatları ile ilgili de bazı gündemler konular yaşıyorlar. Ama Aralık ayından sonra e, çok daha ilişki hayatları ile ilgili ciddi bir rahatlama ve açılım yaşayacaklar. E, Yengeç Burcu e, daha çok işte mahkemeler, davalar, baba ondan sonra e, şans, kendilerini şanslı hissetme konuları, ilahi bağlantı konuları çok önemli. Ee, ve aynı zamanda direkt kendisi ve kendisiyle ilgili olan e, gündemler ve konular, e, kendi fiziksel yapısı, kendisinin nasıl gördüğü, kendisinin nasıl düşündüğü, kendisiyle ilgili algısı, dışarının kendisiyle ilgili algısı gibi konularla ilgili de birazcık etkileyen. Yani, yani mesela işte ne bileyim bu beslenmesi olabilir, yemesi olabilir, spor olabilir, görüntüsü olabilir, giyinmesi olabilir, kuşamı olabilir, hayatında bir sürü bir sürü farklı şeyler olabilir. Eee... Bunlarla ilgili bazı konuları öğretileri olabilir. Ee, bazı mahkeme konuları ya da farklı konularla ilgili kafaya takıyor. Bununla ilgili bir sürecin içinden e, geçiyor olabilir. E, ama sonuç olarak sonrasında düzelecek ve çok daha iyi, çok daha pozitif bir noktaya doğru kesinlikle gidecek. Tamam mı? Ee, onu da bir kere vurgulamak, söylemek istiyorum. Aslan Burcu'na gelecek olursak Aslan Burcu daha çok finansal konular, parasal konular, güç İtvar dışarıya karşı olan o gücü ve etrafında hissettiği gücü ee, ve aynı zamanda ilişki hayatında kişinin parasal konuları, ilişki hayatında kişinin finansal konuları, o kişiden gelen paralar ve o kişinin e, finansal konularıyla ilgili gündemler aynı zamanda onu etkileyen ve burada etki yaratan bir süreç. Ee, onu da bir kere her şeyden önce söylemek istiyorum. Ee, burada ee, ama burada güzel bir taraftan da şunu söylemek istiyorum aslan burçları içinde düşmanlarını olumsuz ve negatif şeyleri temizleyen, etkisiz hale getiren, ortadan kaldıran bir etki de var, tamam mı? Ondan sonra e, onu da e, söylemek istiyorum, onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, o da çok önemli yani burada onun yarattığı pozitif bir e, etki de var ama başkalarından mesela eğer bir para gelmesini bekliyorsa bir borcunu almayı bekliyorsa ya da beklediği bazı toplu paralar varsa ya da karşısındaki ilişki hayatındaki kişi ya da ailesinden olan bazı para konuları varsa bunlarla ilgili bazı öğretiler derslerden geçebilir burada da tamamen farkındalığa yönelsin tamamen burada görmem anlamam gereken nedir? çözmem gereken nedir? Bunlara tamamen baksın. Bunlara tamamen bakmasıyla birlikte gerçekten kendi hayatında çok ciddi anlamda büyük bir aydınlanma ve açılım yaşar. Tamam mı? Ee, Başak Burcu tamamen ilişkiler, karşısındaki insanlar, ilişkide olduğu insanlar ve ilişki kurduğu, ilişki geliştirdiği insanlar, ikili ilişkileri, bütün bu konularla ilgili bazı konuları, gündemleri vesaire şeyleri olabilir. Bunların da farkında olmak, dikkat etmek gerekiyor. Ee, ama e, tabii ki de yani Başak Burcu'nun ilişkilerle ilgili olan buradaki konu ilişki hayatıyla ilgili bazı kısır döngüler, kendi içinden çıkamadıkları süreçler, oralardaki sıkıntılar, problemler bunlardan da aynı zamanda özgürleşmesini, rahatlamasını, ferahlamasını, e, buradaki takılı kalmış şeylerin çözülmesini ve açılmasını ve temizlenmesini kesinlikle ortaya çıkartacaktır. E, onu da bir taraftan özellikle vurgulamak istiyorum. Diğer bir e, taraftan da diğer başka bir şey de e, Başak burçları e, Başak burçları e, aynı zamanda hayatları boyunca sürecek insanlar hayatlarına gelebilir. Yani bu dönemde öyle insanlar hayatlarına gelebilir ki onlar hayat hayatı boyunca onunla beraber olabilir. E, bunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. İlişki olarak da bu böyle olabilir. İlişki olarak da hayatı boyunca hayatında olacak insanlar. Hayatına gelebilir bu dönem. Onu da vurgulayabiliriz, söyleyebiliriz. Evet. Ve ilişki hayatında çok uzun zamandır çözemediği şeylerin de çözüleceğini de görür. Bir de insanların gerçek yüzünü görebilir. Karşısındaki insanlarla ilgili bazı şeyler de çözülebilir, ortaya çıkabilir. Onun da bir kere farkına varmak ve farkında olmak lazım. Ee, ama ilişki hayatıyla ilgili bir şeyler yavaş gidiyor olabilir ya da mesela bir ilişkisinin olmasını bir şeyin olmasını isterken e, bu sürecinde birazcık yavaş gittiğini ve e, e, yavaş ilerlediğini görüyor ve hissediyor da bir taraftan olabilir. Bunu da e, vurgulamak ve söylemek istiyorum ama sonrasında bu yani bazen mesela bir şey çok yavaş gider ama çok sağlam olur hani. Çok sağlam binalar, çok sağlam yapılar. Hani böyle yavaş ve sakin bir şekilde yapılır. Acele işe şeytan karışır diye bir laf vardır ya. Burada satürnün etkisi olduğu için burada her ne varsa, her ne geliyorsa çok sağlam, çok düzgün ve çok iyi bir şekilde geleceğini sonrasında çok sağlam ve çok düzgün bir şekilde kendini ortaya çıkartacağını gösteriyor. Bunu da vurgulamak istiyorum. Terazi Burcu için özellikle beraber çalıştığı insanlar, annesinin ailesi, Evcil hayvanlar, yatırımların elde edeceği kazançlar, başarı konusu, sağlık konuları... Ondan sonra aynı zamanda da kendi emek harcadığı, uğraştığı şeylerden ve projelerinden elde edeceği başarı ve kazanç konularıyla ilgili de... Bir süreç, bir öğreti, bir ders sürecinin içinden geçtiğini özellikle vurgulayabiliriz. Burada... Kariyer hayatını da tabii ki de birazcık etkiliyor. Kariyer hayatıyla ilgili de orada bir yavaşlık, bazı konular, bazı e, uğraşılar var. Dışarıya karşı olan görüntüsü, bilinirliği, saygınlığı ile ilgili de bazı konuların, bazı gündemlerin olduğunu özellikle vurgulayabiliriz ve söyleyebiliriz. E, onunla ilgili de kesinlikle farkındalık içinde olmak lazım. Bunu da e, vurgulamak istiyorum bir taraftan. E, bunu da söylemek istiyorum. Evet, bununla beraber daha e, tamamlanmış ve net e, bir konuma ulaşır. Ee, evet. Akrep burçları için canım bur burç, burç benim diye. Hemen böyle bir doğrulmaca. Kendi göstermece. Şurada bir yudum çay bu Burç taşlarım beni daha çok şey yapar. Neyse. Bu da böyle şey oluyor. Başka bir kapı koyayım bir dakika. <laughs> Neyse. Ee, akrep burçları için daha çok romantik ilişkileri. Ondan sonra yatırımları, emek harcadıkları bazı konular yatırımlarını elde edecekleri kazançlar e, aynı zamanda e, şey e, öngörüleri e, bir taraftan e, kendi yaptıkları ürettikleri yaptıkları şeyler çocuk torun e, bunun yanında e, Hayattan işte keyif alma, eğlenme gibi konularla ilgili böyle bazı dersler, öğretiler süreçlerinden geçiyor olabilirler. Bunun da bir kere her şeyden önce farkında olmak gerekiyor. Bununla ilgili insanın kendisini geliştirmesi gerekiyor. Ondan sonra o da çok önemli bir nokta. Onu da kesinlikle fark etmek lazım. Ee, bir de buradan... Ee, tabii ki de devlet konuları, mahkemeler, davalar, devletten yana beklenilen olaylar ondan sonra onlarla ilgili gündemler, ilahi bağlantı, ilahi kaynağı, yüksek bilgiye karşı olan inanç, e, şans gibi konularla ilgili de bazı gündemler, konular olabilir. Ama buradaki yaşanılan süreç aslında tamamen bir öğreti, bir farkındalık, bir ders, kişiyi kendisini geliştiren bir şeyle öğreten, geliştiren, yükselten bir... Ee, süreç olduğunu da aynı zamanda vurgulamak ve söylemek de istiyorum. Ee, bunu da bir taraftan söyleyelim ve vurgulayalım. Önemli bir nokta. Ondan sonra ee, diğer bir deyişle evet e, evet e, bu da çok önemli bir nokta yani çok önemli bir yer. E, onun da farkında olmak lazım. Eee ama sonuç olarak tabii ki de güzel ve pozitif bir noktaya varacak. Buradaki alınan dersler ve öğretiler sonrasında çok büyük bir gelişim ve öğreti yapacak. Zaten akrep kuşları ileriki süreçte ilişki hayatlarına çok mutlu olacaklar. Şimdi o noktaya geleceğim. Şimdi yay burcu ile ilgili. Yay burcu ile ilgili tamamen ev, toprak, araba, taşınmaz mülkler, anne, sevgi, kalp, güven konuları. Bunlarla ilgili yay burçları kesinlikle kendilerini geliştirmeleri, farkındalığa yönelmeleri, kendilerini açmalı. burada ne görmeliyim, ne anlamalıyım, ne çözmeliyim diye ilerlemeleri lazım. Tabii akrep da ve bütün burçlarda hepsi de burayla ilgili kesinlikle farkındalığa yönelmeleri gereken e, bir sürecin içinden geçtiklerini e, söyleyebiliriz. E, diğer başka bir deyişle ondan sonra e, bu da e, ayrıca önemli bir nokta, çok önemli bir nokta evet. Güzel bir nokta. bu da bambaşka bir süreç. Onu da söylemek lazım. Burada finansal konular, başkalarından gelen paralar, ilişki hayatında ya da karşısındaki insanlardan gelen para konuları ile ilgili, para gündemleri ile ilgili bazı konular olabilir, bazı yavaşlıklar olabilir, bazı şeyler olabilir. Bunları da çözmek, fark etmek. Bununla ilgili de belli bir sürecin, belli bir farkındalığın içinden Geçmek lazım. Ee, bu da ayrıca e, çok önemli bir konu. E, onu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Diğer bir deyişle e, nedir anladı? E, onu da söylemek istiyorum. E, evet, önemli bir nokta. E, evet. Oğlak Burçları'na gelelim. Oğlak Burçları'ya ilgili şu dönemde daha çok aile, ondan sonra e, kardeşler, evrak-kıvat işlemleri, teknolojik konular, ondan sonra aynı zamanda e, seyahatler, e, kısa seyahatler, e, ilişki konuları, e, ikili ilişkiler, e, daha çok bu konularla ilgili bir öğreti, bir ders, kendini geliştiren e, geliştirmeye yönlendiren bir süreç var. Onun da, kesinlikle farkında olmak, farkına varmak lazım. Onunla ilgili de burada her ne öğreti, her ne ders, her ne sorun ya da problem ya da ne sizi geliştirecek, öğretecek ya da neyi çözmeniz gerekiyorsa, nerede egonuzu kırmanız, farkındalığınızı yükseltmeniz gerekiyorsa daha çok onlara bakmak ve onunla ilgili kişinin kendisini geliştirmesi lazım. Orası da çok önemli bir nokta. Bunu da e, vurgulamak isterim. Eee... Kova burcuna gelecek olursak para, cinsellik, erken çocukluk dönemi, erken çocukluk dönemi aynı zamanda yatırımların elde edilecek kazançlar, iş hayatı ve başarı konuları ile ilgili annenin ailesi, evcil hayvanlar gibi konularla ilgili bazı yavaşlıklar, bazı öğretiler, bazı dersler gibi konular olabilir. Özellikle para ile ilgili bunların da farkında olmak ve farkındalığını yönelmek, bununla ilgili de dikkat etmek. Kişinin kendisini geliştirmesi, bununla ilgili ne öğrenmesi, ne görmesi, ne çözmesi gerekiyorsa burada onun da e, farkına varması gerekiyor. Bu da çok önemli bir e, ayrıyeten ayrıntı. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. E, önemli bir nokta. E, balık burçlarına gelecek olursak eğer, balık burçları daha çok tamamen kendisi ilişki hayatı ve yarattığı, ürettiği şeyler ve hayattan aldığı keyif. Ondan sonra kendi kimliği, kendi görünürlüğü ile ilgili olan bütün konular, bütün bunların hepsiyle ilgili ciddi bir farkındalık gelişim ve bir sürecin içinden e, geçiyor. E, bununla da ilgili daha fazla kişinin kendisini e, geliştirmesi, bir şeyler öğrenmesi ve kendisini e, yükseltmesi ve büyütmesi gerekiyor. Onu da her şeyden önce kesinlikle söylemem lazım. Bu da önemli bir nokta aynı zamanda. Balık burçları kesinlikle bu dönem mutlaka terapi, farkındalık, bir şeyleri çözmeye yönelmek ve kendisini çok daha fazla yükseltip ve aydınlanmaya yönlendirmeye yönelmesi lazım. Her türlü destek alabileceği, her türlü her şeyi kullanması ve çok iyilik yapmaya yönelmesi onda çok büyük bir açılım yaratacaktır. Şimdi koç burcunu özellikle... Ee, bu süreçte daha çok odaklandığı enerjisinin daha çok odaklandığı ve orada daha sonrasında çok pozitif bir süreç yaşayacağı özellikle Ocak'tan sonra ve özel, özür dilerim Aralık'tan sonra ve Ocak ayı itibariyle çok pozitif bir süreç yaşayacağı e, nokta bütün burçlar için söyleyeceğim yani hangi nerede şu an enerjileri odaklandı ve nerede e, önümüzdeki süreçte çok pozitif bir süreç yaşayacaklar ve nerede orada çok pozitif bir açılım yaşayacak koç burçları için para konuları ee, ondan sonra boğa burçları için direkt kendileri kendi itibarları kendi görünürlükleri ikizler burçları için direkt ekran internet hastane mahkemeler deniz aşırı uzak seyahatler yengeç burçları için iş hayatından kazançları arkadaşlar aslan burçları için kariyer hayatları başak burçları için mahkemeler davalar devlet konuları baba e, konuları ve şans ilahi alem e, Terazi burçları için özellikle finansal konular, parasal konularla ilgili çok daha kesinlikle mutlu olacaklar, rahat edecekler. Akrep burçları için ilişkiler. Akrep burçları zaten ilişki ve aşk hayatlarıyla ilgili 2024'ün haziran ayına kadar. Müthiş büyük mutluluklar, mucizeler, güzellikler yaşayacaklar. Yay burçları için yatırımların elde edecekleri kazançlar, başarı konuları, beraber çalıştıkları insanlar, evcil hayvanları, sağlık hayatları, annelerin ailesi. E, iş hayatları, dışarıya karşı göründükleri hepsiyle ilgili çok pozitif oluyor. Oğlak burçları için özellikle e, çocuk, torun, e, e, eğlence, hayatın keyfi, yatırımlar, e, bütün bu konularla ilgili son derece pozitif, olumlu yönde gelişme oluyor. Kova burçları için ev, toprak, araba, anne, sevgi, kalp konuları. E, balık burçları için de e, teknoloji konular, e, internet, e, seminerler, eğitimler, kurslar, kardeş, kısa seyahatler, ve ilişki hayatlarını konulara tabii ki de son derece yoğunlaşma ve pozitif olumlu yönde bir etki kendini gösterecek. Bunu da e, ayrıca vurgulamak ve söylemek istiyorum. E, bu da önemli bir nokta. Şimdi e, burada bir taraftan şu an enerji ve bir taraftan e, bütün burçların hayatlarındaki e, konuların akışları ve gündemler ve hayatlarındaki olan ...yerleri saymak istiyorum. Yani nerede daha bir yoğunluk... Ne, ...yani enerjinin tamamen yoğunlaşması değil de... ...nereyle ilgili akışlar, gündemler, olaylar... ...bir şeyler gelişiyor. Şimdi... E, ...koç burçları için... ...özellikle... E, ...ilişki hayatlarının çevresi... ...ondan sonra ilişki hayatları... ...ve finansal konular ve... ...iş hayatlarıyla ilgili gündemler... E, ...ondan sonra boğa burçları için... ...hem kendileri... Hem ilişki hayatları, iş hayatlarını beraber çalıştıkları insanlar ve bazı yatırımları ve romantik hayatlarıyla ilgili konular böyle hayatlarına daha çok dönüyor. Ve bunlarla ilgili açılımlar, gelişimler oluyor daha çok Ekim ve Kasım aylarında. Ve buralarda da sonrasında çok pozitif açılımlar tabii ki de olacak. Ondan sonra ikizler burcu için daha çok evle ilgili tabii ki de çok pozitif. Kendi yatırımları çocuklar. Ee, hayatın keyfi e, gibi konular ve aynı zamanda ama birazcık agresyon, gerginlik yaşadığı da beraber çalıştığı insanlar e, iş hayatları, başarı konuları ya da sağlık konuları ya da annelerin ailesi gibi konular. E, yengeç burçları için daha çok e, ailesel konular ev, toprak, araba, mal, mülk ve aynı zamanda çocuk. Çocuğuyla ilgili olan konuda bir gerginlik, bir agresyon bir şey var. Orada yengeç burçları için. Aslan burçları için para, aile, ev, toprak. Özellikle ev, toprak ee, mal mülk araba konularıyla ilgili orada bir agresyon gerginlik var. İş ile ilgili şu an böyle tam olarak kendilerini özgür ve şey hissetmiyorlar ama sonrasında çok iyi olacak. Ee, Başak burçları için direkt kendileri, para konuları, e, erken çocukluk dönemi e, ve aynı zamanda e, teknolojik konular, ondan sonra e, gibi konularda böyle bir şu an orada bir yoğunluk ve kendi fiziksel konuları, e, cinsellikleri Ondan sonra gibi konularla ilgili bazı gündemlerin içinden geçiyorlar. Terazi burçları için daha çok tamamen kendileri. E, aynı zamanda e, spiritüel konular, dünya ötesi konular, para konuları. Para konularıyla ilgili orada bazı konuları, gerginlikleri ve bazı süreçleri var. E, terazi burçları için özellikle e, direkt... E, e, İş hayatları, iş hayatlarının elde ettikleri kazançlar, iş hayatları, iş arkadaşları ve e, dünya içerisinde spiritüel, ruhsallık, işte hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler gibi konularla ilgili böyle bir akış, bir süreç var şu an orada. E, Akrep Burcu için e, özellikle baktığımız zaman, e, Akrep Burcu ile ilgili e, daha çok burada e, baktığımız, incelediğimiz zaman... Bir dakika evet ee, orada direkt e, daha çok kendisi e, nedir onun adı e, sağlıksal sağlık, kendi içine bazı konular olabilir ama hani o kadar wow diye geçip gidecek şeyler ondan sonra dünya ötesi konular e, aynı zamanda arkadaş ilişkileri bir taraftan da özellikle kendisiyle ilgili çözmeye çalıştığı tabii ilişki hayatıyla ilgili çözmeye çalıştığı konular var. Kendi fiziksel yapısı, görünürlüğü, bilinirliği vesaire bunlarla ilgili bazı gündemleri bazı şeyler olabilir kendisini daha iyi bir noktaya götürmek için. Ama iyi olacak, sonuç çözülecek. Ama bir agresyon gerginliği sinirinizde de var. Karşı ilişkilerle ilgili bir agresyon gerginliği de olabilir. Sonrasında çözülecek, açılacak, daha iyi bir noktaya gidecek. Kendisine bir sinir hissedebilir ama açılacak. Yay burçları ile ilgili baktığımız zaman ee, yay burçları e, yine burada iş hayatları, arkadaşlar ve aynı zamanda e, kendi içinde bir agresyon gerginlik ve bazı konular var ama iyi oluyor yani onların daha hafif daha güzel bir şekilde atlatıyor ama özellikle arkadaş ilişkileri, özellikle e, bazı aile büyükleri olabilir ya da o tarzlarda bazı konular olabilir ama o kadar büyük değil ama çözülüyor. Tabii kişiden kişiye dönüşüyor daha çok arkadaşlıklar, daha çok kazançlar daha çok gelen paralar ee, onlarla ilgili bazı gündemler, bazı konular var. Ee, Oğlak Burcu'na özellikle baktığımız zaman e, onun da özellikle kazançları, e, iş hayatı ondan sonra e, bazı arkadaşlık ilişkileriyle ilgili orada bir akış, orada bir gündem, orada bir süreç geçiyor. Kova Burçları ile ilgili kendisi ondan sonra. E, evet. E, ilişki hayatı karşısında kişinin finansal konularıyla ilgili e, farklı bazı gelişimler bazı şeyler olabilir. Ama bir zorlanmaları bir süreçleri var. E, i̇ş hayatları, iş hayatlarının elde ettikleri kazançlarla ilgili bir agresyon, bir gerginlik bir süreç yaşıyor olabilir. Özellikle ay burcunuza bakın. Kovaysa ya da balıksa birazcık zorlanıyor olabilirsiniz. Ondan sonra e, balık burcuysa e, direkt kendisi ondan sonra ııı e, kendisi ilişki hayatı, ilişki hayatının karşısındaki kişiler ondan sonra e, Nedron'la da aynı zamanda kazançları ve iş hayatıyla ilgili orada olan bir sürü konular. Orada iş hayatı özellikle orada da bir agresyon, bir gerginlik var. Ama çözülecek, açılacak ve sonra çok daha iyi, çok daha pozitif, çok daha olumlu bir noktaya doğru kesinlikle gidecek, açılacak ve çözülecek çok daha iyi olacak. E, bunu da bir kere her şeyden önce kesinlikle e, söylemek istiyorum. Evet burada da güzel bir açılış var. Böylelikle hepsinin üstünden şöyle bir e, geçmiş olduk. Evet. Canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzelliklerim bu. abi şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Seven bir can. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler saygılar. Bye bye.